Merhaba, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda işin eğlenceli kısmı başlıyor. Ne yapıyoruz? Geldik. Parametreler isimli tablomuza. Şu an burada yazan isimler cariden kopyaladığım için böyle yazıyor ama bunların hepsi ne olacak? OpenArcs ile birlikte dinamik olarak belirlenecek. Şimdi stok grubuna göre hareket edelim. Bana öncelikli olarak ne lazım? Label'e başlık kısmında başlık nokta caption form başlık mıydı? Form başlık nokta caption eşittir. Stok grup yönetimi ismini veriyorum. Daha sonra label id nokta caption eşittir stock no olsun. Label add nokta caption eşittir stock group adı olacak. Daha sonra label liste nokta caption stock group listesi olacak. Daha sonra LBL ne kaldı geriye? LBL galiba bu kadardı. Yanlış hatırlamıyorsam 1 2 3 4 tane şimdilik zaten yetecektir. Şimdi bu formun kaynağını yani veri kaynağını, kayıt kaynağını buradan ayarlıyorduk. Yani burada zaten tablo isimleri gözüküyordu. İstediğimizi seçiyorduk. Daha doğrusu buradan ilk tabloyu seçip şuradan oluştur deyip de formdan oluşturduğumuzda otomatik olarak kendisi veriyordu ama siz buradan istediğiniz zaman istediğiniz tabloyu seçerek değişiklik yapabiliyorsunuz. İşte bu işin kodda yapılan kısmına geliyoruz şimdi. Başlıkları verdik. Hatta şu anki haliyle bir bakalım. Kaydedelim. Stok kartımı açıyorum. Bakın şuradan stok grup eklenin butonuna bastığım zaman stok grup yönetimi, stok no, stok grup adı, stok grup listesi şeklinde başlıklarımı değiştirdim. Tabii formun başlığını değiştirmeyi unutmuşuz. Onu da hemen halledelim. Onu da hemen şu alt taraftan öncelikli olarak me caption'dan stok işlemleri şeklinde bir başlık verelim. Tab ile sekmeyi içeriye alalım. Ve tekrar geliyorum. Tıkladığımda çalışmadı çünkü kaydetmedik, büyük ihtimal ondan olabilir. Hemen bir bakalım ya da yanlış bir şey kullanmış da olabiliriz. Evet, stok işlemleri. Şimdi geliyoruz bunun veri kaynağını bağlamaya. Veri kaynağı arkadaşlar ufak bir SQL kodu yazmanız gerekiyor. Tabii SQL kodları sadece Access içerisinde değil pek çok yerde kullanılıyor. Şimdi onun nasıl yapıldığını hemen bir inceleyelim. Benim formumun bu arada formumuzu tabii daha önce Access derslerini seyrettiyseniz yani bu sette değil de başka kaynaklardaki videolarımızı izlediyseniz me isminin özel bir isim olduğunu ve bunun şu üzerinde çalışılan aktif formu gösterdiğini bilirsiniz. Dolayısıyla ben burada me'ye bastığım zaman bu forma ait bütün metotları listeleyebilirsiniz. Sadece metotlu değil. Buna ait denetimleri de listeleriz. Bakın tıkladığım zaman txt yazayım. Hemen üzerindeki kontrolleri, denetimleri de görebiliyorsunuz. Yine bu formun kayıt kaynağı var arkadaşlar. Record source isminde record source'u belirliyoruz. Eşittir dedikten sonra select yıldız from tablo adımız ne? TBL stock gruplar idi yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. TBL stok gruplar. TBL stok gruplar. Evet. Tıklıyorum. Şu anda tabi oldu. Bir hata vermediğine göre oldu. Ama burada değerleri göremiyorum. Bunun sebebini. Bunun sebebi de onu da göstereyim hemen. Şuradaki denetimlerin bu defa kaynağını bağlamadık. Yani hangi tabloyu gösterecek? Pardon, hangi alanı gösterecek bunu ayarlamadık. Hemen şu an o işleme bakıyoruz. Me.txt id'nin
Control source yani denetimin kaynağı hangisi? Tablonun adını yazacağız. Bu nereden oluyor? Onu da hemen göstereyim. Şurada stok gruplar tablomuz buydu. Şuradaki alan adını Ctrl C ile kopyalıyorum. Geliyorum burada eşittir. Buraya yapıştırıyorum. Yine me.txt adı. Control source eşittir. O da şöyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam stok grup body olacaktı. Şimdi gelip de şunu kapatalım. Şuradaki stok grup eklemeye tıkladığım zaman olmadı çünkü kaydetme işlemini yapmadık diye. Keşke hemen anında görüyor olsa. Yanlış yere tıklıyoruz tabi tablo değil. Form'a geliyoruz. Tıkladığımızda bakın şu anda stok no yeni diyor. Az önce bunu görmüyorduk. Anlaşılan bu tabloda hiç kayıt yok. Stok gruplar. Evet hiç grup yokmuş. Beyaz eşya. Mesela gıda diyelim. Menkul kıymetler. Yanlış yazdık tabi. Evet zaten bunları şu an test amaçlı yazdığımız için alakalı alakası değil bakmadık. Bakın tıkladığımızda artık denetimleri de kaynağını belirlemiş değil. Tabi bunun dışında şurası vardı değil mi? Burası ne işe yarıyordu? Tablodaki bütün kayıtları gösteriyordu. Bunun için de artık LST tabi ismini değiştirmemişiz. Cari grup hala. Ona da bir bakalım. Hemen tasarım görünümüne geçiyorum. LST liste diye isim vermişiz. Nokta control source eşittir select yıldız from tbl stok gruplar sıralama nasıl olsun derseniz order by stok grup ad mıydı adıydı. Bu şekilde yaparsak eğer kapatıyorum. Açtığım zaman neden gelmedi? Hemen şunu da kapatalım. Belki ondan gelmemiştir. Gelmedi. Neden gelmez? Select yıldız tebessüm. Bir de şöyle yapalım. V nokta liste nokta require yapalım. Belki ondan görüntülenmiyor olabilir. Şunu da kapatalım. Evet, bir yerde bir hata yapıyoruz. Bu arada hazır şey anlatmışken geçen derste önceki derste bahsettiğimiz bir mevzu vardı. Tab tuşu ile kayıt arasında dolaşıldığına bakın farklı kayıtlar arasında dolaşılıyordu. Bunun nasıl halledileceği ile ilgili şey aramıştık ancak bulamamıştık. Onu da hazır şeydeyken göstermiş olayım bu arada. Veri sekmesinde değil diğer sekmede şurada devir var. Ben sekme diye aklımda kaldığından sekme diye arıyordum. Halbuki devir olacaktı. Tüm sayfalar değil arkadaşlar. Geçerli sayfa diye ayarladığımızda artık bakın şu an hangi kayıttayım? 6'da. Tab tuşuyla dolaştığım zaman 6'dan başka bir kayıda gitmiyorum. Evet, bu dersi burada kesmiş olalım. Bir sonraki derste de kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.